suda veya suya doğumun anne için birçok faydaları var. En önemlileri ağrı giderici etkisi, ciddi kas gevşemesi sağlaması ve doğumu hızlandırması ve bunun yanında da hareket serbestliğinin normaldeki karedeki doğumlardan çok daha fazla olabilmesi. Ama bir de bunun bebeklerle ilgili olan bir bölüm var. Biz bu suya veya doğan bebeklere water babies yani su bebekleri adını veriyoruz. Son zamanlarda doğum anındaki yaşanan tüm duyguların, bu korku olabilir, travma olabilir veya pozitif duygu olabilir, bilinçaltımıza kaydedildiği ve bunun da ileriki hayatımızdaki davranışlarımıza ciddi bir etkisi olduğu yönünde birçok bilgiye rastlamaktayız. Eğer olaya bu yönden girersek, ki ne yazık ki bunlar çok net ispat edilebilir bilgiler değil tabii ki, belki çok sonra ispatlanabilecek. Bu açıdan bakıldığı zaman suya doğumun çok fazla pozitif özellikleri var bebek için. En önemlisini şu şekilde açıklayabilirim. Bizim de çok net gözlemlediğimiz bir bulgu, suya doğan bebekler bir şekilde daha az ağlıyorlar. Çok dikkatli bakıyorlar dışarıya, yani farkındalıkları çok yüksek ama son derece aynı zamanda da sakin bebekler oluyorlar. Bunun birçok sebebi olabilir. Doğum anı aslında bir bebek için böyle 37 dereceden yani sıcak bir ortamdan aniden soğuk bir ortama çıkmak. Ve bu çıkarken de negatif bir basınç içerisinde çıkılıyor. Bizim için de aynı şey geçerli değil mi? Aniden bir soğuk ortama çıktığımız zaman öncelikle bir adrenalin deşarj olur ve korkarız. Suya doğan bebeklerde bu olmuyor. Çünkü negatif basınç az olmuş oluyor. Aynı ısıya doğmuş oluyorlar. Suyun üzerine çıktıkları anda da zaten anında annenin göğsüyle buluşuyorlar ve anne karnındaki ortamın benzeri açıkçası orada yaratılmış oluyor. Bunu ben belki çok doğru bir benzetme olur biliyorum ama uykudan uyanmaya benzetiyorum. Bir tokatla veyahut da gürültüyle uyanmak var. Bir de yavaş yavaş sakince uyanmak var. Bence suya doğan bebekler böyle sakin sakin uyanıyorlar ve hayata geçiş sağlıyorlar. Bunun dışında yine çok fazla yani bu 5 ile 10 binden fazla suya doğum yaptırmış bebek ebelerin tecrübelerinden kaynaklanan bilgiler bunlar. Onların gözlemleri bu bebeklerin de kas ağrılarının çok daha az olduğu şeklinde. Çünkü negatif basınç daha az olduğu için doğum kanalından geçerken bebeklerin boyun ve omuzlarındaki kaslar daha az travmatize oluyorlar. Ve o bebeklerin böyle sırtlarına, omuzlarına, boyunlarına dokunduğun zaman bebekler de bu normal kara doğumlarda olduğundan çok daha az hassasiyet oluyor. Çok büyük bir ihtimalle daha az kas ağrısı çekiyorlar bu su bebekleri. Aynı zamanda bu bebeklerin doğum sonrası yani doğduktan sonraki zamanlarda da daha az gaz sancıları çektikleri, hayata daha kolay uyum sağladıkları, hareketliliklerinin daha fazla olduğu yönünde de yine gözlemler mevcut açıkçası.